Çağından akıl çağına geçiyoruz. Bu çağ gelişen ekonomilere bir fırsat penceresi açıyor. Benim iddiam Türkiye'nin bu pencereden gireceği, nimetlerinden yararlanacağı, halkını kalkındıracağı, insanlığa büyük değerler yaratacağı. Bu iddiayı boş bir iddia olarak kabul etmeyin. Çok sık geldiğim Türkiye'de tanıdığım, birebir tanıdığım gençler, firmalar, büyüklü küçüklü, başlangıçtan KOBİ'sine, KOBİ'sinden vakıf firmalarına kadar inanılmaz bir insan cevheri biriktirmiş. Ve bu birikim bizim bu sanayi 4.0 denen kökü 18. yüzyılın ortalarında buhar ve su enerjisini kullanan makineler, daha sonra seri imalata geçmemiz, daha sonra bilgisayarların gelmesiyle otomasyon ve daha sonra bilgi ve bilişim ve iletişim teknolojinin gelişmesiyle bulut bilişim, nesnenin interneti, bunların hep birlikte yarattığı veriyi, büyük veri analitiği ve bunun üzerinden yapay zeka ki esas değeri yaratan o. Bu bizi bir yepyeni sanayi dönemine getirdi. Avrupa'da buna sanayi 4.0 dediler belli nedenlerle. Bu sanayi 4.0 yöntemleri bütün yaşamımızı etkiledi. Ekonominin her kesitine dokundu. Onun için isterseniz ekonomi 4.0, yaşam 4.0 da diyebiliriz. Bu ufuklara kadar gördüğümüz, bundan sonra ufukların ötesini göreceğiz. Ve bu sanayi 4.0'ın insan ve bilhassa beyin bilgileriyle donanmış sanayi 5.0 olarak tanımlayabileceğimiz bir yeni çağa gireceğiz. Bu da ekonomimizi, yaşamımızı, hatta insanlığı etkileyecek. Benim tercih ettiğim terim insanlık 5.0. Akıl deyince ilk düşünmemiz gereken, her birimizin bu toplantıda bulunan, her dinleyicinin kafatasının içinde bulunan yarım kiloluk bir et parçası. Bu doğanın yarattığı en karmaşık ağ yapısı. Bu ağ yapısı 100 milyar beyin hücresinin etkileşiminden doğan 150 trilyon sinaptik bağlantı. Ve bu sinaptik bağlantılar, bu bağlamsallık bize kişiliğimizi, bize analitik duygusal zekamızı veriyor. Siz bu beyni, her birimizin beynini yapay olarak geliştirdiğimiz en karmaşık ağın, yani internetin içine tümleştirirseniz inanılmaz bir ortak akıl ortaya çıkıyor. Bu insanla teknolojinin tümleşmesi, yani yapay zekayla doğal zekanın birleşmesi, etkileşmesi ve tümleşmesi önümüzde açılan çığırın, biyonik zeka diyebilirsiniz, bir özelliğini doğuruyor. Şu anda gene bu salonda bulunan herkesin aklının bir uzantısı var, bilgisayarımız var, akıllı cihazlarımız var, tarama motorlarımız var, GPS'imiz var, kimimizin oyunları bizim uzantımız gibi, kimimiz akıllı pillerle kalbimizi çalıştırıyoruz, kimimizde implantlar var, kimimizlerde protez. Bizim laboratuvarlarda, bizim gibi çalışan mühendislerin laboratuvarlarında, yaşam bilimcilerin laboratuvarlarında ise geleceğin teknolojileri çalışılıyor ki bunlar kimisi giyilir, kimisi yutulur, kimisi dövme yapılır, kimisi sanal, kimisi artırılmış gerçek. İnsansız dediğimiz uzaktan kumanda sistemler de bizim bu dünyamızı zenginleştiriyor. Bu insan ve teknolojinin tümleşmesinden herhangi bir sektörün kaçınması mümkün değil. Bu kaçınılmaz, dayanılmaz bir güç. Bir tsunami deyin gelmekte. Buna ayak uyduramayanlar maalesef sahadan çekilmek zorunda kalacaklar. Bütün mesleklerimiz de değişecek. Bu akıl döngüsü bizi artırılmış insan haline getirmekte ve algılamamız ve kararlarımız
bilhassa kavramamız üstünleştiği için hareketlerimiz de çok gerçekten etkin. Bu pekiştirilmiş, artırılmış insanları, insanların içinde bulunduğu sistemler çok yüksek performanslı, üstün takım performansı olan etkin, güvenli, verimli, uyarlı bireysel sistemlerden bahsediyoruz. Örnek ararsanız şu anda hayatımıza hızla girmekte olan akıllı kokpitlerden, akıllı fabrikadan, akıllı kentten, akıllı okuldan, akıllı pazarlamadan bahsedebiliriz. Yani akıllı yaşam. Peki hangi ülkeler bu akıl çağına başarıyla girip bu çağın değerlerinden, nimetlerinden faydalanacaklar? Tabii ki çalışkan ve zeki milletler. Bilhassa gençlerini fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür olarak yetiştirenler. Özellikle ülkeler arasında bir karşılaştırma yaptığımızda, bu konuşma yapmadan birkaç gün önce Cuma günü Dünya Ekonomi Forumu'nda yayınlanan bir araştırma gözüme çarptı. Bunun içinde Türkiye'de var. Bütün dünyaya bakılmış, eğitim hamlesi yapmış ülkeler arasında Türkiye'de sayılmış, yıldızlı aday ülkelerdenmiş. Böyle bir iddia benim iddiama da destek vermekte. Belki bir parça geriye gidip bu insan-teknoloji ilişkisini çalışmamız iyi olur. Geçmişe bakmak her zaman geleceği planlamak için gerekli. İnsan ve teknoloji çok eski çağlara kadar gider. İlk kayıt, tarih kayıtlarında bulunan 11. yüzyılda milattan önce Çin'de Kral Cao Mu'ya bir armağan verilmiş. Bu insan şeklinde bir mekanizmaymış. İlk robot olduğu söylenir. Fakat bu konuya en büyük katkıyı İslam medeniyeti, ki en parlak devrini 9. ve 13. yüzyıllar arasında yaşamıştır. Bilhassa birçok eserler vermiştir. Bunlardan bir tanesi 850 yılında Horasan'dan gelip Musa oğulları adında 3 araştırmacı genç Bağdat'ta Bilgelik Yuvası diye tercüme ettiğim bir herhalde Ar-Ge merkezi, oraya gelmişler ve bu mekanizmaları, bu otomatik otomataları, otomatik sistemleri çalışmışlar ve bir kitap yazmışlar. Kitabın adı Marifetli Araçlar. 100 tasarım var bunun içinde. Bir tanesi çok çok önemlidir. Bu da flüt çalan adam. Çünkü bu flüt çalan otomatanın altyapısını oluşturan ilkeler şu anda bütün bilgisayar otomasyon sistemlerinde de sürmüş durumda. Yani atası sayılır. Bu Musa oğulları kardeşlerden Ahmet'in bir tasarımını size burada yansıttım. Bu tasarım rüzgarda sönmeyen lamba. Bu kardeşlerin çalışmaları gibi pek çok çalışmalar El Ceziri gibi müthiş dahileri, tasarımcıları etkiliyor. Kaldıraç sistemiyle geliştirdiği otomatik sistemlerin uzun vadede Endülüs'ten Avrupa'ya gelişi, Rönesans'ta bilhassa Leonardo da Vinci gibi tasarımcıların esinlendiği eserler oluyorlar. Musa oğulları kardeşlerden 1000 yıl sonra Avrupa'da Charles Babbage'in analitik makine dediğimiz mekanik ilk bilgisayarı şu anda görüyoruz. Ta 1946'da ise benim doktorumu yaptığım Pennsylvania Üniversitesi'nde ilk defa elektronik donanımlı bilgisayar hayata geçiyor. Ondan birkaç sene sonra 1949 gene Philadelphia civarında, Pennsylvania Üniversitesi Philadelphia'da, civarımızda Bell Labs'te New Jersey'de transistör icat oluyor ve ben de o yıl doğuyorum. Bu tesadüfler tabii ki hepimizin olduğu gibi benim de yaşamımı etkiliyor. Elektrik mühendisi okuyorum Boğaziçi Üniversitesi'nde ve bilgi ve sistem mühendisliği benim çok ilgimi çekiyor çünkü matematiksel bir tarafım var. Bunları, bu projeleri yapabilmek için IBM 1620 adlı, şu anda her birinizin cebindeki bilgisayardan çok daha az yetenekli bir bilgisayar, delikli kartları deste yapıp bu bilgisayara veriyoruz ve öyle etkileşim kuruyoruz. O yıllarda benim aklıma bir şey düşüyor. Bu öğrendiğim bilhassa bilgi ve sistem mühendisliğinin
insan yaşamına, insan sağlığına büyük faydası olabileceğini hissediyorum. Bunu mutlaka birisi akıl etmiştir deyip araştırıyorum ben bu konuda daha nasıl çalışabilirim. Tabii ki bu in yakıda bildiğim için o devirde de internet yok, tarama motoru yok. Bu yüzden mecbur olup hem soruşturuyorum hem araştırıyorum. Bir de şu Philadelphia civarındaki üniversitelere bakayım diyorum ve nitekim Pennsylvania Üniversitesi'nde Medical Electronics diye bir program buluyorum ve müthiş bir şekle doktora yapmaya gidiyorum. Doktora yaptığım danışman ilk tesadüflerin sonucu ben doktoramı yaparken dünyadaki ilk biyomühendislik bölümünü kuruyor. Ben de ilk doktora alanlardan biri olduğum için kazara ilk biyomedikal mühendislerden biri oluyorum. Ben bu biyomedikal mühendislik tezimi yaparken metaller yani elektrotlarla canlı dokunun etkileşiminin dinamiklerini çalışıyorum. Fakat bunun yanında bölüme ilk mini bilgisayar geliyor ve ben tabii her şeyi karıştırmayı çok sevdiğim için mutlaka bu bilgisayarla ilgileniyorum. Çok kısıtlı belleği olmasına rağmen sıfırlarla birlerle assembly lisanıyla bunları planlayıp beyinle ilk ilişkimi oturtuyorum ve bu bilgi işlemciliği beyin işaretlerini bilhassa elektrik sinyallerinde kullanmak EEG dediğimiz benim kariyerimi daha sonra da etkiliyor. Bu türlü çalışmalar bizi benim çalıştığım üniversite Drexel Üniversitesi ultrasonu dünyaya sunmakla meşhurdur. O konuda çalıştıktan sonra 2000'lerde de yükselen bir konu olan kızılötesi ışıkla beynin optik görüntülenmesi. Böylelikle beyin işlevlerini sahada takip edebiliyoruz. Pek çok sağlık sorununa çözüm buluyoruz. Bunlardan bir tanesi burada anestezi çözümü. Bu becerimizden ötürü aynı akımların buluşması havacılık da olduğu için ister istemez o sektöre de cezbediliyoruz. Ve nitekim hava trafikçileri, pilotlar, şimdi daha çok insansız hava araçlarının operatörlerinin gerek eğitim sırasında acemilikten ustalığa geçmesini nicelikli ölçmek hem de iş sahasında bilişsel iş yüklerini takip etmek gibi bir takım çözümler getiriyoruz. Burada ekibimi görebilirsiniz. Bu gençler gerçekten bu teknolojiyi dünyaya sunan, götüren gençlerimiz. Şimdi diyeceksiniz ki konuya dönecek olursak bir ridam vardı, ona ne oldu? Türkiye nasıl böyle bir çığır atlar? Ben size tarihimizden bir örnek vermek istiyorum. Biz yepyeni, gencecik bir cumhuriyet olarak 1925'te Mustafa Kemal'in istikbal göklerdedir demesiyle bir hamle başlatıyoruz. Ve bu hamle bizi 30'lu yıllarda 4 uçak fabrikası Kayseri, Eskişehir, İstanbul'da özel sektörün, sivil sektörün kurduğu Nuri Demirağ Tayyare Fabrikası, daha sonra Etimesgut. Bu fabrikalar, Mustafa Kemal'in ben sizi kıvılcım olarak gönderiyorum, ateş olarak döneceksiniz dediği 20 gençten 3000 kişiye de büyüyor. Bu inanılmaz bir başarı. Türkiye, gencecik Türkiye dünyada kendi uçağını tasarımdan imalata uçurmaya kadar götüren 5 ülkeden bir tanesi oluyor. Eğer ilginiz varsa bu konuya, TAİ'de çalışan arkadaşımız İsmail Yavuz'un yazdığı Mustafa Kemal'in uçaklarını okuyabilirsiniz. Bir parça Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasına özelleşirsek, bu fabrika bu gene kıvılcım olarak gidip ateş olarak dönen Selahattin Alı'nın mühendisliği altında dünya standartlarına çok yakın, hatta vasıfları çok daha yüksek, içinde çok yenilikler olan ve filo halinde imal edilen Nude 36-36'da 1936'da tasarlandığı için. Fakat onun yanında gördüğünüz Türkiye'nin ilk yolcu uçağı 6 koltuklu, 2 motorlu, yekpare kanat. Pek çok yenilik var, kitaptan okuyabilirsiniz. Ve bu uçak yarım saatlik bir muameleyle yolcu uçağından bombardıman uçağına dönüşebiliyor. Bu Nuri Demirağ bir tek değil, bu cumhuriyeti kuran, bilhassa erdem döngülerini oturtan pek çok
Mustafa Kemal'in de sanayi neferlerim dediği kişiler var. Bunlar egemenliğin ulusal kalkınmadan geçtiğini, ulusal kalkınmanın da özgün tasarım ve üretime dayandığını ve genç nesile yatırım yapmakla olabileceğini söylerlermiş. Gene bu konuda bir tavsiyem var. Bu konuda pek çok kitap yazılmış, pek çok belgesel var. Fakat bu belgesel, Savaş Güvezner'in belgeseli ki YouTube'da da var şimdi, Beşiktaş'ta bir tayyare fabrikası gerçekten aydınlatıcı. Daha da ilginç bir konu, benim mesleğim çok daha sonraki senelerde ortaya çıkmasına rağmen Nuri Demirağ ve iş arkadaşları ve profesörler ve bilim insanları bir araya geliyorlar ve gereken bir üniversite olarak Teknik ve Ahlak Üniversitesi'ni Vakıf Üniversitesi olarak 1953'te kurmayı planlıyorlar. Ders programları hepsi bende var. Konusu girişimci gençleri bilim, teknoloji, ekonomi ve sanatla donatmak ve sanayinin önderleri olmalarını sağlamak. Benim mesleğim 22 disiplin arası fakülte arasında tanımlanmış. Şimdi diyebilirsiniz ki evet Türkiye bunu yapmış, böyle bir müthiş dönüşümü yaşamış. Bundan sonra biz yol haritamızı nasıl çizmeliyiz? Benim size naçizane tavsiyem, bizi tarihler boyunca aydınlatan bilim insanlarımız, bilgelerimiz, bilginlerimiz, ozanlarımızı dinlemek. Burada Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir iki sözünü dinleyip anlamayı öneriyorum. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Yunus Emre devam etmiş. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, yanice okumaktır. Devam etmiş. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Aşık Veysel de bu yolun meşakkatli, zor, sabır sebat isteyen bir yol olduğunu bize uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece demiş. Programda daha önce Rüştü Asyalı'nın ve Ümit Eroğlu'nun çok güzel seslendirdiği Nazım Hikmet'in şiirinde de kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin demiş Nazım. Şimdi bizim halkımız gerçekten bilge bir halk. Gerçekten dayanma gücü olan bir halk, fakat son zamanlarda bir sınavdan geçiyoruz. Pek çok can yitirdik, gönlümüz, canımız acıdı. Fakat umutsuzluk bir lüks diyorum ben. Bu Yozgatlı bilge nine de umutsuzluk günahtır dermiş. Ben de size şunu söylemek istiyorum. Kendimize güvenmek, aklımıza güvenmek, gençliğimize güvenmek, cesaretle, sabır sebatla, akıl çağında öncü ve önder, en azından etkin oyuncu olmak bence sevap. Bu güç bizim bu aziz toprakların yetiştirdiği dünyanın her tarafında, yurt içinde ve yurt dışında bulunan ve gönlü Türkiye için çarpan bu asil insanlarımızın tarih ve kültür birikiminde mevcut. Eğer bu davayı sizin de yaşamınızın anlamı, yaşamınızın hedefi olarak benimsediyseniz veya benimseyeceksiniz, sizlere şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.